Medyanın gündemini anlamaya, anlatmaya, yorumlamaya ve yorumlatmaya çalıştığımız yayında bendeniz Fatin Dağıstanlı, gazeteci, araştırmacı, yazar Ali İhsan Karahasanoğlu'yla birlikteliğiniz başlıyor. Ve iletişim bilgileri şu anda yönetmen arkadaşımız Aykut Alpsev tarafından ekrana verildi. Lütfen sizler de Ali İhsan Karahasanoğlu'yla birlikte yaptığımız manşetlerin diline soru, yorum, görüş, değerlendirme, hatta eleştirilerinizle katkı sağlarsanız seviniriz diyor ve Bismillah dedikten sonraki ikinci yayın günümüz bu diyor ve hemen Ali İhsan Bey'e ilk günün tepkilerini sormak istiyorum. Nasıl tepkiler aldı dünkü yayınla ilgili? Şu ana kadar bana ulaşan izleyicilerimizden olumsuz, en azından onu söyleyeyim, tepki yok. Faydalı bir program olduğunu belirtenler oldu. Bu konudaki bir eksikliğin varlığını belirtenler oldu. İnşallah hayırlı olur, faydalı oluruz diye düşünüyorum. İnşallah. Bana da çok sayıda telefon geldi. Hemen isimlerini söyleyeyim. Yayından önce size söylemiştim. Alper Tan aradı, Bülent Erendaç aradı, Tamer Korkmaz aradı, Hüseyin Ergin aradı ve hepsi de daha önceki yayınlarda bildikleri için bu yayının da aynı kalitede devam edeceğine dönük düşüncelerini dile getirdiler. Ben de bize ulaşanlara ya da ulaşamayanlara hepsine teşekkür ederim. Ve bu arada bize yazmak isterlerse de Twitter hesabı üzerinden Fatin Dağıstanlı olduğunu söylüyor. Ve dün bir yerde kalmıştık. Belki eksik cümleleriniz kalmış olabilir diye de düşünüyorum. Çünkü tam yayını kapatmak üzereyken 23 Nisan'la ilgili bir değerlendirmede bulundunuz. Bilmiyorum, yanınızda getirdiniz mi onu? Getirmemiş de, getirmiş bugün, misiniz? Bugün tamam. Getirdim. Demek ki ben anladım şimdi. Ali İhsan Bey sağlamcı. Bakın hiç konuşmadık. Zaten benim de en burada beğendiğim şey şudur. Ben yayından önce de konuşmam genelde. Okan Çetin daha bizim konuk koordinatörümüz, onu bilir. Yayına kim gelirse gelsin ben yayından önce konuşmam ki yayında o lezzet gitmesin isterim. Ve sizinle de konuşmadım. Gördüğünüz gibi dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıl dönümü olduğunu, 98. yıl dönümü olduğunu siz hatırlattınız yayın kapanırken ve bir iki cümle ediyordunuz ki aslında ettiniz. Ama yine de birazcık açalım onu isterim. Tabii onun üzerinde durmamız lazım. Yani 1928'de bir harf değişikliği olduğunu ilkokula giden herkes biliyor. Ama şu tabii gözden kaçıyor. Efendim 1928'e kadar biz ne kullanıyorduk da Latin harflerine geçtik? Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı süresince... Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra Cumhuriyet'in ilanında hangi dili, hangi alfabeyi kullanıyordu? O alfabe burada Mustafa Kemal imzasıyla yayınlanan Heyet-i Temsiliye'nin tamimi. Yani belki fotokopiye biraz silik olduğu için çok iyi görünmeyecek ama... Mustafa Kemal imzası, onu da gösterelim. Mustafa Kemal'in kendi ismiyle geçen yer. Şimdi bir harf inkılabı, devrimi yapılır. Eyvallah, bir değişiklik yapılıyor. Fakat bakıyorsunuz bunun gerekçesini batılılaşma, çağdaşlaşma olarak gösteriyorlar. Çin'e bakıyorsunuz, Japonya'ya bakıyorsunuz. Herhalde onların alfabeleri Latin alfabesi değil. Fakat Türkiye'nin durumuna baktığımız zaman, kıyasladığımız zaman bizden kıyaslama neticesinde Japonya'nın en azından oldukça ileride olduğunu görüyoruz. Demek ki problem harf şu bu vesaire değil veya kafaya takılan bir şapka değil. Ama gene ben harf değişikliği ile ilgili bu kısa bilgiden sonra dün hızlı hızlı okuduk, programda bitti denildiği için tekrar söylemekte fayda hissediyorum. Mustafa Kemal imzasıyla yayınlanan 23 Nisan 1920'de Millet Meclisi'nin kurulması öncesinde Millet Meclisi'ne milletvekillerinin çağrılması tamiminde geçen ifadeleri. Binimel Kerim, Nisan'ın 23. Cuma günü, Cuma namazını müteakiben Ankara'da Büyük Millet Meclisi küşat edilecektir. Vatanın istiklali, makamı
ref-i hilafet ve saltanatın istihlası gibi en mühim ve hayati ve zaifi ifa edecek olan Büyük Millet Meclisi'nin yevmi küşadı, cumaya tesadüf ettirilmekle yevmi mezkurun mebrukiyetinden istifade ve kablel küşat bilumum. Mebusini kiram hazeratıyla Hacı Bayram Veli Camii Şerifinde cuma namazı eda olunarak envar-ı Kur'an ve salattan istifaza olunacaktır. Şimdi tabii böyle Osmanlıca ve eski dilimizdeki kelimelerle izleyicilerimizi de boğmayalım. Dikkat çekmek istediğim birkaç şeyi söyleyeyim. Hilafet ve saltanatın istihlası. Saltanatı ve hilafeti kurtarmak için biz bu yola girdik deniliyor. Saltanat değiştirilebilir. Ben de o konuda çok fazla bir iddiam yok. Olmasa da olur diyor. Olmasa da olur. Olmaması belki daha da iyi olur. Yani gelişmeler içerisinde bir babanın oğluna padişahlığı, ülkenin yönetimini devretmesinin çok fazla bugünkü şartlar altında mantıki tutarlılığı da yok. Olabilir de olmayabilir de. Ama yetiştirirsiniz. Ama Osmanlı'da bir ihtiyaçtı o. Osmanlı'da ihtiyaçtı. Yetiştirmiş, oğlunu yetiştirmiş ama istisnai farklı örnekler de var. Yani burada önemli olan Mustafa Kemal imzasıyla yayınlanan tamimde hilafet ve saltanatın istihlası cümlesi ifadeleri. Yani ne dediniz? İstihlas. İstihla, ya koruma. Koruma, kurtarma, bir anlamda kurtarma da yani o tarihte zaten padişahın durumu epey kritik. Onu kurtaracak, halas bir kurtuluşa çıkartacak. Dolayısıyla bu altını çizilecek bir nokta. Dün birçok, bugün de devam ediyor gazetede, medya organlarında. İşte Mustafa Kemal'in özellikle fötr şapkalı resmiyle kullanırlar. Yıllardır bu böyledir. Halbuki Mustafa Kemal'in 1920'deki bu tamimi yayınladığı tarihlerdeki o aslında sadece belli çevrelerin bildiği fotoğrafta özellikle meclisin açılış fotoğrafı şudur. Yanında bir hoca ellerini açmış dua ediyor. Mustafa Kemal de aynı şekilde ellerini açmış şekilde dua ederken fotoğraftır. Fotoğraf falan yoktur. Fotoğraf 1926'da getirilen bir konu. 1920'de biz Türkiye'de bu ülkeyi kurtarmak için Mustafa Kemal'le birlikte arkadaşlarının yola çıktığı tarihte meclisi Kur'an-ı Kerim okuyarak cuma namazını kılıp, burada okuduğum yerde var, teberrüken diyor, cuma namazının mübarekliğinden de istifade edelim diyor. Ve hadisi şerif ki, yani ben aslında İmam Hatip mezunuyum ama Buhari-i Şerif okuma diye bir adeti aslında buradan öğreniyorum. Bizim eski geleneğimizde Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Hatim indiriyoruz. Bunun sünnet olduğunu ve sevabı olduğuna inanıyoruz. Fakat Buhari-i Şerif okuma, tabii ki Peygamberimiz zamanında zaten Buhari-i Şerif yoktu ama yani sonrasındaki alimlerin de hadis kitabı okumanın, hatim şeklinde okumanın faziletine dair herhangi bir bilgim yoktu. Benim bilgim yoktu. Buradan öğreniyoruz ki Millet Meclisi açılırken bir de bunun üzerinde durulmuş ve okunmuş. Devam ediyorum. Bir cümleyle bunu kapatalım. Bu arada yönetmen arkadaşım hemen video voley verdi o fotoğrafı. Yani siz bu fotoğraf çekildikten sonraki konuşmadan mı bahsediyorsunuz? Hayır, bu tamim, bu önce tamim yayınlanıyor 3 gün önce. Ha, ondan sonra bu da 23 Nisan 1920'de açılış sırasındaki yapılan dua. Dua. Yani işte Cumhuriyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi vesaire bir tanesi fotoğraf şapkalı, bir tanesi Atatürk'ün vefatından bir yıl, iki yıl önceki son görüntüleriyle bir tane de eline çocuk verip işte çocuk bayramı değil. Tarihi gerçekleri birebir yeni gençliğe, yeni nesle aksettirelim.
Fotoğraf bu. Hiç kullanıldı mı bu? Yani dün mesela gazetelere siz benden daha iyi bakmışsınızdır. Bu fotoğraf hiçbir gazetede var mıydı? Çok iddialı söylemeyeyim. Baktım başlı başlı bir 10-12 gazeteye baktım, yoktu. Hı hı. Biz artık eski yıllarda bol bol kullandığımız için bizim okuyucu büyük ihtimalle biliyordu, hatırlıyor, biliyorlar bu fotoğrafı. Ama ne kadar bilseler de o da bizim belki eksikliğimiz, gene tekrar vermemiz lazım. Onlar veriyorlar çünkü. Hı hı. Onlar bir algı operasyonu yapmak için fotörlü şapkayı. Ya niye fotörlü şapka veriyorsunuz? Hı hı. Tarih bu işte. Herhangi bir bunu bulmakta veyahut da arama için bir çaresizliğiniz, bir zorluğunuz falan yok. Hı hı. Gayet net bir şey. Hatta ben isterdim ki buraya nutuğu getireyim. Nutukta Mustafa Kemal'in bu 23 Nisan sırasında kendi ağzından, bu da kendi tahmini tabii, anlatımını da verelim. Ama tabii bir saatlik, bir buçuk saatlik bir medya programında bu çok mümkün değil. Dün aktardığım noktayı bir daha ben vereyim. Hı hı. Vali Beyefendi Hazretlerinin tertibiyle Hatim ve Buhari Şerif tilavetine bede olunacak ve Hatmi Şerif'in son aksamı teberrüken cuma namazından sonra daire-i mahsusa önünde ikmal edilecektir diye devam ediyor. Gene cuma günü ezanından evvel minarelerde salavat-ı şerife okunacak. Hani yani burada da bir anlamda meclis kuruluyor ilk defa. Ankara'da İstanbul meclisi kapanmış. Meclis-i Mebusan çıkmış sayabiliriz ve bir adeta gerçek bir devrim yapılıyor. Hani 15 Temmuz'da minarelerde okunan selaları eleştirenler veya gidip müezzini tartaklayan CHP'liler, laikçi vatandaşlarımız bunu bir güzel okumaları lazım ki cuma günü ezandan evvel minarelerde salavat-ı şerife okunacak ve esnai hutbede hutbe sırasında hilafet amiz padişahımız Efendimiz Hazretlerinin tam nam-ı Hümayun'u zikredilirken, yani benim bile belki eleştireceğim şeyler var burada. Tam halifenin ismi geçerken şu yapılacak vesaire deniliyor. Bu kadar da bazı şeyleri kutsamanın belki gereği yok diye düşünüyorum. Ama o günkü tarihlerde bir Kurtuluş Savaşı sırasında insanlarımıza bir moral, manevi aşılama yapmak için bunlar zorunluydu. Hı hı. Ve büyük oranda da zaten katıldığımız konular. 23 Nisan'ı böyle görmek lazım. Yani Millet Meclisi'nin açılışını böyle bilmek lazım diye düşünüyorum. Düşünüyorsunuz ama şimdi mesela ben hemen bir fotoğraf verdim. Fotoğrafta Meclis Başkanı İsmail Kahraman var. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Arkadaki bir fotoğraf var. Yani vermemin sebebi o. Tabii Nuri Karahasanoğlu burada ve Serdar Uslu burada. Şimdi arkadaki fotoğraf dolayısıyla da çok itiraz geliyor mesela. Yani bu fotoğrafın makamlarda kullanılması. Evet. Bu fotoğraf meclisin açılışındaki birebir fotoğraf. Hatta birebir bile demeyeceğim. Bilebildiğim kadarıyla belki kravat var mıydı? Yoktu diye ben hatırlıyorum. Şimdi tabii algı operasyonu bu. Yani ilkokuldan çıkan bir öğrencimize sorduğumuz zaman üzerine basa basa söyledim. Bir daha söylemek zorundayım. Çünkü ben kendi çocuğuma gösterdiğim zaman 23 Nisan gerçek orijinali bu mu diye o da şaşırıyor. O da zannediyor ki biz tarihin en eski tarihlerinden beri hep Latin alfabesini kullanıyoruz. Hı. Ama değil. Bir değişiklik olmuş. Bu değişikliğin arka planını çocuklarımız da bilmeli, bütün Türkiye bilmeli. Artısı, eksisi evet, neler varsa. Bunlar hep... Burada da bu fotoğrafla ilgili de söyleyeceğim. Yani sonuç itibariyle Mustafa Kemal'in bu fotoğrafı da var. Evet, fotörlü şapkalı. Aha. Fotoğrafı da var. İsteyen onu asar. Sonraki resmini, fotoğrafını asar. İsteyen ne oldu de... ben çıkış noktası olarak görüyorum. Yani çıkış noktamız bu.
İşte bu da niye çıkış noktamızdan evrildik, niye savrulduk? Ben bunları merak ediyorum. Şimdi siz o kadar kritik bir cümle ettiniz ki, yani 23 Nisan 1920'den 3 gün önce yayınlanan genelge, tamim diyorsunuz da genelge, yani belki bugünküler anlamayabilirler diye söylüyorum. Genelge, resmi gazetede yayınlanan bir genelge büyük olasılıkla. Ve genelgede diyor ki, hilafeti ve saltanatı korumak ve kollamak amaçlı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'ya taşınacağı ve açılacağına dönük bir kanaati dile getiriyor. Ama 1 Kasım 1922'de önce hilafetle saltanat birbirinden ayrılıyor ve saltanat kaldırılıyor. Üzerinden 3-4 yıl geçtikten sonra ise hilafet de yok. Kaldırılıyor. Şimdi bunların hepsini net olarak tabii tartışmamız lazım ama bir medya programında da bunu başarabileceğimizi ama şunu medya programında şöyle tartışabiliriz bunu. Evet. Tartışalım bence. Yani siz yandaşlar, böyle kullanmamı şey görün. Niye bu kadar? Yani şimdi iktidardasınız. Öyle değil mi? Öyle demiyor mu dışarıdan birisi? Böyle diyor. İktidardasınız. Hürriyeti de aldınız. Postayı da aldınız. Kanal D de sizde. CNN Türk de sizde. Ama halen eski Türkiye'nin ezberleriyle yayın yapıyorsunuz. Şimdi tabii Medya programı. Ben tabii oradan aşağıya gelme yerine aşağıdan yukarıya çıkmayı daha sağlıklı buluyorum. Hı hı. Gazetelere geçersek, gazetelerden bu sonuca varmamız daha rahat. Böyle tek tek, tane tane delilleriyle. Ben bugünkü gazetelerden bir kaç not aldım. Şimdi kendi fikri planım çerçevesinde de ondan örnek artık vermek zorundayım. Ermenistan'da bir olay oluyor. İşte Cumhurbaşkanı seçilmiş Sarkisyan, daha sonra da başbakan olmayacağım demiş, dönmeyeceğim demiş. Şimdi tekrar olmak istiyormuş. Halk isyan etmiş. Eyvallah, halkın gösterilerine çok fazla itirazım olmaz belli şartlar altında. Askerler de var ama. Ama askerler var. Peki askerler bizim medyamızda görünüyor mu? Açalım bakalım şimdi gazetelere. Cumhuriyete bakalım, Hürriyete bakalım. Hatta hani Demirören'e satılarak yandaş haline geldi, havuza katıldı ya, Milliyet Gazetesi'ne bakalım, Vatan'a bakalım. Birinci sayfalarında ne var? Gösterelim hangi arkadaşlar. Hangi resimler var? Onları eğer verebilirse, bu söylediği gazetelerdeki bütün Ermenistan haberleri, şimdi ben mesela Hürriyet dedi, hemen istifa eden Sarkisyan, ben hatalıydım diye cümle var. Ama siz onların hepsini, Ali İhsan Bey'in söylediklerini tek tek ekrana verirseniz, ben bir tanesinde gördüm, sanki Star Gazetesi'nde gördüm askerleri. Evet, bakın. Evet. Ben gördüğüm resim buydu. Şuydu. Fotoğraf zaten o. Evet. Yani doğru fotoğraf o. Evet. Hürriyet Gazetesi'nde de iç sayfasında var. İç sayfada mı? İç sayfada. Ona da bakalım. Cumhuriyet'in de iç sayfasında var. Ama birinci sayfalarda kollarını açmış bir kızımız veya Ermenistan vatandaşı bir bayan var. Yani sivil bir hareket olarak gösteriyorlar. Hürriyet'te bakacaksınız, notum var 12. sayfada. Gördüm. Şöyle göstereyim ben hemen. Başlık şu: hatalıydım. Asker sokağa iniyor. Asker meydanda diye ara başlık atıyorlar. Ve bundan sonraki bir başbakanın istifasını da hatalıydım diye manşete çekiyorlar. Bu gazetecilik değil. Bizim itiraz ettiğimiz nokta bu. Ve buralardan bir cümleyle söyleyeyim işte. 1920'lerde neler olduysa onları buradan hareketle yorumlamamız daha sıhhatli olur. Şimdi buradan devam edelim gene. Cumhuriyet Gazetesi birinci sayfasında Ermenistan'daki olayla ilgili sadece o bayanın resmini veriyor. Dikkat ederseniz Hürriyet'teki fotoğrafla aynı. Birebir aynı. Yani Cumhuriyet 40 bin satan bir gazeteyle Hürriyet gazetesi, güya Türkiye'nin en etkin gazetesi olarak belirtilen gazete, ikisi aynı kafada demektir bu. 10 tane 20 tane ajans fotoğraf geçiyor. Bunların içerisinde bilinçli olarak ikisi de birinci sayfada sivil bir vatandaşın ellerini açmış şekilde fotoğrafını yayınlıyor. İç sayfada ise artık ondan kaçamıyor. Askerlerin de sokağa indiğini belirtiyor. Aslında orada da ikinci bir mesaj daha var.
Yani demek istiyor ki bunlar da Türkiye'de olabilir. Hı. 15 Temmuz öncesi olsaydı bunu çok daha yüksek sesle dile getirirdiler. Ama 15 Temmuz'da gördüler asker tırnak içinde, bence darbeci asker, eğer sokağa çıkarsa ne olduğunu gördüler. Halk da sokağa çıktığı zaman onlar tekrar kışlalarına dönerler. Burada altını tekrar çizeyim. Ama vurgu yapalım. Bu söylediğiniz çünkü önemli. Yani gazeteleri nasıl okumak, nasıl anlamak gerektiği konusunda bir medya okuryazarlığı dersi bu aslında. Sizin anlattığınız. Çünkü önemli. Mesela Yeni Şafak gazetesi de önümde. Aslında ekrana verebilsek bunları tabii daha da iyi olacak. Sarkisyan istifa etti diyor. Bu Yeni Şafak gazetesi. Ama bu fotoğraf Star'da var. Yeni Şafak'ta var. Belki birkaç gazetede daha var. Ama anlı şanlı büyük gazetelerde, Hürriyet'te, Sabah'ta da yok bildiğim kadarıyla. Hiç sanki öyle bağımsız, gezi ruhlu kişiler Ermenistan'da, Erivan'da sokağa çıkmışlar da Sarkisyan istifa etmiş gibi bir algı. Yani Sarkisyan istifa etti demek bile belki yanlış bir cümle. Çünkü durup dururken şahsın istifa etmesi diye bir şey söz konusu değil. Hı. Sonuç itibariyle belli gelişmeler yaşanıyor ki 11 gün direnebildi diye bir tanesi de yazmıştı. Sözcüymüş. Sözcü gazetesinde verdiği başlık, iç sayfada vermiş. Hı hı. 11 gün direnebildi. Hı hı. Ya bu ne demektir? Ben şöyle bakarım olaya. Bu kişi seçilmiş bir kişi midir? Seçilmiştir. Sonra mecliste tekrar meclis seçimiyle onlar da başbakanlık geliniyormuş. Orada seçilmiş. Neymiş? Daha evvelden söz vermiş. Cumhurbaşkanı olduktan sonra ben tekrar başbakanlığa dönmeyeceğim demiş. Tamam. O sözünü çiğnediyse seçmen ilk seçimde bir sene iki sene sonraki ilk seçimde bu kişinin sözünde durmamasını bir cezalandırma ya tabi tutar ve o kişiyi seçmez. Böylece o muhalefetteki o kişi de seçilir. Hı hı. O başbakan olur. Onun adamı cumhurbaşkanı olur vesaire vesaire. Bu iş böyle yürür. Ama nedir yani seçim dönemi bitmeden ve seçim tarihi de belliyken Türkiye ile de kıyaslasın izleyicilerimiz. Hı hı. Bunların hepsi belirliyken, bir takvime bağlanmışken nedir sıkıntımız? Hı hı. Hadi vatandaş çıktı, bir gösteri yaptı. Asker nasıl sokağa çıkabiliyor? Hı hı. Ve askerin sokağa çıktığı bir fotoğrafa biz nasıl istifa etti diyebiliyoruz. Hı hı. Ne yapacaktı? Yani herkes Tayyip Erdoğan mı? Hı hı. Asker sokağa çıktı diye, vatandaş sen de çık ve sonuçta biz bu makamı halkın oylarıyla aldık, halkın oylarıyla tekrar iade ederiz. Herkes diyemiyor. Hı hı. Ama şu fotoğraf yani çok şeyi anlatıyor. Yani neredeyse kapak çalışılması gereken bir fotoğraf değil mi? Mutlaka. Yani şimdi fotoğrafı verebiliyor. Bakın şurası hep asker. Gördüğünüz şu bölge tamamıyla askerler ve en önde yürüyorlar. Arkada halk var. Evet. Yani bu aslında bir ölçüde bir darbe. Bir ölçüde falan değil, resmen darbe. Darbe. Ve başlıkla fotoğraf uyuşmuyor. 11 gün direnebildi. Neye direnebildi? Hı. Darbe bu ya. Resmen darbe. Askerin ne işi var? Ki zaten kendi hükümetleri de demişler ki yani bu askerler hakkında. Şöyle olsaydı, 15 Temmuz'da Erdoğan istifa etmek zorunda kalsaydı, Allah göstermesin kaçsaydı 7 saat direnebildi. Daha ağırlarını. Şimdi biraz utanıyorlar. Şu anki başlıklar biraz utangaç. Aslında bir de şeyi hatırlayalım. Gezi olaylarındaki Mursi olayını hatırlayalım. Sisi olayını hatırlayalım. Belki izleyicilerimiz unutmuşlardır. Türkiye'de 27 Mayıs 2013 ki 1960 darbesinin yıl tam aynı gününe denk gelecek şekilde Taksim'de gezi olayları başladı. Aynı günlerde Mısır'da da Mursi'ye karşı bir toplu gösteriler başladı. Hı hı. Ki hatırlarsanız Taksim ve Mısır'daki Tahrir Meydanı karşılaştırmaları vesaire yapıldı. Aslında dünya emperyalist devletlerin yapmak istedikleri iki ülkede birden yönetim değişikliğiydi. Hı hı.
birisini gerçekleştirdiler. Meydanda 4000 insanı tarayarak öldürerek Mısır'da. Türkiye'de elhamdülillah o ölçüde bir deliliğe başvuramadılar. Türk halkının basiretli tepkisi sebebiyle. Ama gene de bildiğim kadarıyla 17 insanımız, bunun içinde Berkin de var, polisimiz de var, Atakan da var, İsmail de var. Bunların hepsi sonuç itibariyle polisimiz görevi başında şehit oldu. Diğer gençler de, aldatılmış gençler de sokağa çıkartılarak, tahrik edilerek zannedildi ki biz de sokağa çıkarız, birkaç yeri taşlarız. O sırada polis de bizi patır patır döker. O dökülmenin sonrasında tekrar polise karşı bir karşılıklı kaos ve sonunda da artık Tayyip Erdoğan pes der, çeker gider. Ama oynanan oyun erken fark edildiği için bu tuzağa düşülmedi. FETÖ'cü polisler ne dedi biliyor musunuz? O gün o gençleri, eylemci gençleri vuran da FETÖ'cüydü. O aslında sokağa çıkanlar da aynı yerde. DHKPC'liler de aynı yerde. Çünkü o gün polis ne dedi biliyor musunuz? O DHKPC'lilere. Siz sokağa çıkın, biz öldürülecek kişiyi buluruz dediler. Ve Cem evinde öldürdüler birisini, hatırlıyor musunuz? Evet. Bir cenazesi için orada bulunan bir genci öldürdüler. Uğur'du zannediyorsam ismi. Şimdi sonrasında son şeylerine doğru bir cenaze sırasında cenazeye gelen gene Ok Meydanı'nda İstanbul'da. Yani Berkin Elvan da sembol bir isimdir. Tabii. Yani ekmek almaya giderken. Ekmek almaya nasıl algı yaptılar yani? Algı, ama öyle bir algı yaptılar ki gerçeğin önüne geçti. Siz ironi yapıyorsunuz. Ben onun altını çizmek istiyorum. Ekmek almaya kesinlikle değil. Yani sabahın 7'sinde pazar günü. Evin babası var. Ekmek almaya kimin gideceğini Türk toplumu biliyor. Sabahın 7'sinde hiçbir çocuk, 13-14 yaşında çocuk ekmek almaya, hele hele kendi anlatımları var, babasının anlatımları var, olaylar vardı, şunlar vardı, çocuğu çekelim, eve getirelim diye annesine söyledik vesaire, uzatmayayım. Sonuçta Berkin gösteriye gitti. Maalesef gösteriye götürüldü. Ve orada bile bile öldürülmesine zemin hazırlandı kendi yandaşları tarafından. Ölmeseydi daha iyiydi. Polis fişek sıkmasaydı daha iyiydi. Polis bunu tedbirli olarak daha düzenli kullansaydı eyvallah hepsine. Ama böyle bir zemini... Ama polisin FETÖ'cü olduğunu vurgu yapalım o yıllarda. Yani keşke yapmasaydı diyoruz da o polisler de onu yapmak için oradalar. Yapmak için. O da bir başka ya, tabii yani tespit. Bu realite de ortada. Yani dünün polisi devletin polisi değildi. Pensilvanya'nın polisiydi. Yani o gezi olayları sırasında, şimdi gezi olaylarının başladığı birinci, ikinci gün ben Kayseri'ye bir konferans için gittiğimde ve yaklaşık 100 tane Kayserili sivil toplum örgütlerinin liderleri, temsilcileri vardı. Ve gezi olaylarının ne olduğunu söylerken, gezi olaylarının arkasında Amerika, CHP, Fethullah Gülen hareketi var dediğimde, o zaman FETÖ demiyoruz tabii, dediğimde salondaki herkes ayağa kalktı. Ki yani onun ya. Şeyi tabii benim nezdimde çok kesin bir delil olarak Kabataş'ta Valide Camii'ndeki olaydır. Ben birebir biliyorum. İçki içilmesi hazır. İçki içilme, yani birebir biliyorum olayı. Cihan Haber Ajansı'ndan geçiyor haber. Ben birebir bilgisayara düştüğü anı hatırlıyorum. Aa diyorum, içki şeyi de var ama yanlış da olmasın diyorum. Arkadaşlara soruyoruz, değişik yerlerden falan bakın diyerekten vesaire. Bakıyorum yani fotoğraflardan falan, iyi kötü bir şeyimiz var, aşinalığımız da var. Acaba fotomontaj olabilir mi diye, değil mi diye. Arkadaşlara, teknik arkadaşlara gösteriyoruz. Onlar da yanıltılmış olabilir. Cihan Haber Ajansı o tarihte kesinlikle Gezi'ye sanki karşıymış gibi bir izlenim veriyor. O resmi daha sonra Abdülhamit Biliciler vesaire, şimdi yurt dışına kaçtılar. Bunlar işte efendim yanlıştı, hataydı. Ya neydi o zaman, açıkla. De ki
Ben içki şişesini aldım, bir tane şişeyi götürdüm, caminin içine koydum de zaten hepten rezalet. Eğer sen kendin koymadıysan o zaman o fotoğrafı niye servis ettin? Varsa o fotoğraf niye bizi şimdi suçluyorsun ki efendim orada aslında içki şişesi yoktu da varmış gibi gösterildi. Akit böyle yazdı. Akit veya şu hiç gazeteler, şu gazeteler niye böyle gösterdi? Yani burada çok net olarak FETÖ'nün de o tarihte bir operasyon içerisinde olduğu belli. Altını çizeceğim, tekrar Mısır'la benzetme yapacağım. Mısır'da Mursi ki %51'le o da işte bir tesadüf mü nedir bilemiyorum. Cumhurbaşkanı seçilmişti ve Hürriyet'te hatırlayın devrildikten sonra da %1'le seçilen Cumhurbaşkanı'na idam vesaire şeklinde tutuklandıktan sonraki açılan davada istenilen cezaları gönderme yapıyorlar. %51'le seçilen Tayyip Erdoğan'a. Böyle ahlaksızlıklar, böyle rezillikleri yaşadık. İzleyiciler şu yorumu sürekli yapsınlar. Yani bir fotoğraf birinci sayfada farklı, iç sayfada farklı veriliyorsa bunun anlamı nedir diye hem kendileri düşünsünler hem de karşı cenahın havuzdu, şuydu, buydu dediği medyadan da bunun arka planında acaba ne var diye hep sorgulasınlar. Ama önemliydi. Diyor ki bir izleyicimiz, Ermenistan haberlerinin analiz etme hemen şöyle kayboldu. Analiz etme tarzınız programın konseptini tam isabetle örnekliyor. 10 numara analiz Ali İhsan Bey'in diyor ve muhakeme etme de 10 numara diye bir değerlendirmede bulunmuş. Şimdi bir reklam arasına gidelim. Ama reklam arasından sonra şimdi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tartışmalar. Şimdi bir de bu tür haberleri vermeyen, yani göstermeyen, gerçeği anlatmayanlar, bir de 15 Temmuz'u nasıl manipüle ediyorlar aslında. 15 Temmuz'da Başbakan Binali Yıldırım'ın kaçtığını, saklandığını, işte askerlerle tankların gözetiminde korunduğuna dönük bir kanaati hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün dile getiriyorlar. Ne diyecek Ali İhsan Karahasanoğlu bununla ilgili? Hemen bir reklam arası verelim. Reklam arasının ardından devam edelim. Bu arada Ali İhsan Karahasanoğlu bugün seçimlerle ilgili özellikle muhalefetin ne yaptığını, nasıl tongaya düşürülme olasılığı olduğuna dönük de bazı tespitler var. Hepsini konuşacağız ve ben bu yayın kaçmaz diyorum. Kısa bir ara, siz çaylarınızı tazeleyin, biz de tazeleyelim ve manşetlerin dili kaldığı yerden devam etsin. Evet, manşetlerin dili kaldığı yerden devam ediyor. Medyanın gündemini anlamaya, anlatmaya, yorumlamaya ve yorumlatmaya çalıştığımız yayına sizler de soru, yorum, görüş, değerlendirme, hatta eleştirilerinizle katkı yapabilirsiniz. Bunun için yönetmen arkadaşımız iletişim bilgilerini, Twitter hesabını şu anda ekrana verdi ve ekranda Fatin Dağıstanlı'yı da görüyorsunuz. Diğer Twitter hesapları arasında, ama diğerlerine bakamıyorum. Sadece Fatin Dağıstanlı'ya bakabildiğimi hatırlatalım. Bu arada Ali İhsan Karahasanoğlu ise sosyal medyayı kullan olmadığını dünkü yayında söyledi. Tekrardan hatırlatmakta fayda görüyorum ki internette olan, sosyal medyada olan Ali İhsan Karahasanoğlu imzalı Twitter hesaplarının ya da sosyal medya hesaplarının doğru olmadığını en azından bir hatırlayın diye. Şimdi Ermenistan'daki olayın nasıl manipüle edildiğini anlattık. Nasıl bir algıya yol açtığını anlattık gazetelerde ve biz ise benzer bir olayı yaşadık aslında. Gezi'de yaşadık, 17-25 Aralık'ta yaşadık. En son 15 Temmuz'da benzer olayları yaşadık aslında. Ermenistan'da yaşananları yaşadık. Tabii benim aklıma şu geliyor. Türkiye'yi karıştıramayanlar acaba Ermenistan üzerinden yine bir bölgede bir hareketlilik mi yapmaya çalışıyorlar sorusunu da sormadı değilim. Bugün gazetelere bakarken o da önemli. Suriye, Irak derken Suriye, Suriye derken İran'a mı gidecekler, Türkiye'ye mi gelecekler derken İran'da ve Türkiye'de istedikleri noktada başarılı olamayınca yine bir bölge devleti aslında Ermenistan. Acaba bu iş için yine bir saha olarak değerlendiriliyor olabilir mi? Bilmiyorum. Siz ne dersiniz? Tabii mümkündür. Yani biz bunlardan dersimizi almamız lazım.
Yani şu fotoğrafların kullanılma şeklinden bizim işimiz medya. Hı hı. Bu fotoğraflar nasıl kullanılıyor? Acaba Türkiye'de bunun benzerleri nedir? Bunun Türkiye'deki benzerleri şudur. Gezi'de adam çıkacak, polis aracını tersine çevirecek. Tersine çevirdikten sonra üzerine çıkacak. Bir de onu yakacak. Ve bu sivil hareket olacak. Bu sivil hareket olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde sivil hareket olmaz. Ama bunu sivil tepki olarak birileri gösteriyorsa demek ki arka planda bahsettiğiniz o emperyalist devletlerin planlarının olma ihtimali çok güçlü. Bunlara baksınlar. Ben gezi olaylarıyla ilgili sol tandanstan da okuyucularımız var tabii mutlaka. İnternetten olsun, gazete olsun alıp okuyorlar. Onlarla maillerde veya telefonda belli şeylerde tartışmalarım olmuştur. Hepsine aynı videoyu gönderdim. Ben Kabataş'ta doğmuş bir insanım. Valide Camii'ni de çok iyi biliyorum. Hemen stadın yanındaki o yokuşu da çok iyi biliyorum. Camideki o olayların olmasından... Yani Beytülmalcı sokakta doğdun. Beytülmalcı sokakta. O kadar ayrıntıya girmeyelim. Dolmabahçe yokuşundaki videoyu şu anda gene merak edenler YouTube'dan açıp bakabilirler. Dolmabahçe Camii'ndeki o malum camiye giriş ve orada serserice hareketlerin yaşanmasından 4 saat sonra Dolmabahçe yani 3 dakikalık mesafede bir polis aracı tersine çevriliyor ve yakılıyor. Şimdi buna hiç kimse efendim camiye işte polisten kaçtı da girdi şu oldu bu oldu şeklinde böyle insancılığa gerekçeler gösteriyorlarmış gibi gösteremezler. Burada da gene biz Ermenistan olayında da aslında aba altından sopa gösteriyorlar. Bize bir mesaj olabilir tabii, ya da bölge ülkelerine. Mutlaka, mutlaka hiç şüpheniz olmasın. Yani Oktay Ekşi, biz itiraz ediyorduk. Diyorduk ki Oktay Ekşi şöyle yazıyor, böyle yazıyor. İtirazımız aslında neydi? Şuna, Oktay Ekşi'nin yazı yazabileceği yer ya aydınlıktır, ya evrenseldir, vesairedir. Şu an zaten aydınlıkta yazıyor. Ama yani, karanlıkta yazıyor. Eser. Teşviklerle bilmem şunlarla kredilerle şişireceksiniz siz bir gazeteyi. 300 bin 350 bin imkanlara boğacaksınız. Bakanlara tehditte bulunacaklar. Eski hükümetler sırasında olanları anlatıyorum. Bakanları tehdit edecekler vesaire. Ondan sonra gazetelerini şişirecekler. O gazetede de belli kişileri yazdırarak halk üzerinde bir algı operasyonu yapacaksınız. Bu yanlış bir şey. Menderes'i örnek gösteriyordu. Menderes'in sonu ne oldu diyordu Oktay Ekşi. Biz buna karşı çıkarken Evrensel'de veya işte sol bir dergide yazsın bunu. Bir fikir egzersizi olarak görebiliriz belki ama... Ama Oktay Ekşi'nin oğlu Özgür Ekşi'nin FETÖ'cülerle nasıl içli dışlı olduğu, Hürriyet muhabiri olarak nasıl içli dışlı olduğunu da Sabri Uzun bizzat yazdığı kitapta anlattı. Ortaya koydu. Tabii. Evet. Şimdi bu gerçekleri de ya da Oktay Ekşi'nin Ekrem Dumanlı'yla Zaman Gazetesi'nde verdikleri fotoğraf. Unuttuk aslında bunları. Unutuyoruz. Unutuyoruz tabii. Yani sanki böyle her şey böyle güllük gülistanlıkmış gibi. O yüzden de 24 Haziran'ı konuşuyoruz aslında. Son artık 60 gün, 61 gün kaldı. Ve aslında ne olduğunu anlatmakta bile birazcık zorluk yaşadığımızı düşünüyorum. Mutlaka. Düşünüyorum. O yüzden de bu program birazcık o algıları yıkacak. Ama dünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o 1-2 sahne önemli sahneydi. Bugün de gazetelerde ağırlıklı var. Şöyle bir göstereyim ben. Mesela Yeni Şafak gazetesi rezalet diye vermiş. Bu arada sarılar kötü çıkıyor dedi arkadaşım, yönetmen arkadaşım. O yüzden de sarıyı şöyle kapatayım. CHP bayrama gölge düşürdü ve diyor ki Kılıçdaroğlu ve CHP'liler meclisin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel oturumunda tarihleriyle gölge düşürdü. Tahrikleriyle gölge düşürdü diye vermiş. Bakın ve o tarihler sonrası Başbakan Binali Yıldırım ne diyor? Bence çok önemli bir cümle. Sinin hatibi şahsımı
şahsımı hedef alarak darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı, emniyetli bir yere götürüldüğümü ifade etmiştir. O gecenin gerçeği şudur. O gece tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin başbakanı uçaklara alçakları vurun demiştir. Bu mücadeleyi yapmıştır. Evet, bir daha yayınlayalım Aykut bu sahneyi, çünkü önemli sahne. Niye halen algıları değiştirmeye, algılar üzerinde oynamaya, neden optik çarpıtma yapmaya Cumhuriyet Halk Partisi devam ediyor? 15 Temmuz'un üzerinden geçen bu kadar sürede, dün yine mesela gazetelerde var, birçok gazetede var. Tabii gösteriyoruz gazeteleri de. O da şöyle diyor ki mesela Star gazetesi, 23 Nisan özel oturumunda CHP rezaleti, Gazi Meclis'te FETÖ tahriki diye vermiş. Mesela Star gazetesi bunu. Ali İhsan Karahasanoğlu yorumlasın ama bir tekrar yayınlayalım. Başbakan Binali Yıldırım'ın o heyecanlandıran ve hakikaten duygusal, bence o kadar duygusal bir konuşma yapmış ki ben ilk defa da başbakanı böyle görüyorum. Öyle değil mi? Sinirli. Ya değil mi? Böyle olaylara bile daha böyle sempatik, daha böyle sıcakkanlı, espriyle cevap veren başbakan, bakın ne demiş. Burada ana muhalefet partisinin hatibi şahsımı hedef alarak darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı, emniyetli bir yere götürüldüğümü ifade etmiştir. O gecenin gerçeği şudur. O gece tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin başbakanı uçaklara alçakları vurun demiştir. Bu mücadeleyi yapmıştır. Buyurun. Şimdi canlı şahitliğimi hatırlatayım ben. Tabii unutanlar olmuş olabilir veyahut da değişik yerlerde oldukları için belki kaçırmış olabilirler. Ben tam Binali Bey'in konuşmasını yaptığı sırada 15 Temmuz'da takriben 11-23 gibiydi saatler. Bazı hareketler var diye duyum aldıktan sonra gazeteye geliyorum. Hı hı. Arabada dinledim. Alçak bir darbe girişimidir vesaire, üstesinden gelinecektir diye Binali Bey'in kendi sesinden dinlediğim bir şahitliğim bu. Hı hı. Şimdi bu tespiti yapan, ki yani Tayyip Bey'den de, Tayyip Bey'in durumu, konumu çok farklı bir yerdeydi tabii. Hı hı. Binali Bey ilk aşamada bizim duyduğumuz ve darbenin de dillendirildiği ilk konuşmaydı. Şimdi böyle bir insana kalkıp da işte tankların eşliğinde gitti vesaire vesaire şeklindeki alçakça iftiralar diyeceğim. Bunların yapılması tabii korkunç. Neden CHP halen FETÖ ağzıyla konuşuyor? Bir anlamda esiri konumundalar. Yani hala ben şantajın devam ettiği kanaatindeyim. Yani öyle bir pozisyondalar ki FETÖ'ye her şeylerini oraya bağlamışlar. Yani kasetler, iftiralar, montajlar, şunlar, acayip bir malzeme var orada. Hı hı. Zamanı geldikçe de önlerine koyuyorlar. Kendilerinin yapamadıkları eleştirileri bu kişiler zannediyorlar ki FETÖ'den aldıkları zaman halk nezdinde de ciddi bir kendilerine getirisi olacak. Halbuki bunların birçoğunun getirisi olmuyor. Şu son olayda örneğin Abdullah Gül üzerinden bir aday birlikteliği yapacaklarsa, bu yönde gerçekten ciddi bir çabaları var. Eğer bu yönde gidiyorlarsa bunun büyük ihtimalle FETÖ kumpası olduğunu kanaatindeyim ben. Niye? Abdullah Gül FETÖ'cü mü? Abdullah Gül FETÖ'cü olmayabilir. Dert şu, sadece Tayyip Erdoğan'ı oyunu bölmek. Hı hı. Yani Abdullah Gül geldiği zaman bir bugünkü yazımda var. Hı hı. Yani gerçekten garip bir durum.
Bakanlar Kurulu'nu belirleyecek. Şimdi şu an Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı yeni ismiyle ama aslında şu anki ismiyle başbakan. Başbakan olduğu zaman ne yapacak? Bütün bakanları kendisi belirleyecek. Abdullah Gül tuttu, bugünkü Bakanlar Kurulu'nu aynen aldı. Tayyip Bey de atıyorum, bu tamamen bir senaryo, hayal. Abdullah Gül bütün Bakanlar Kurulu'nu bugünkü Bakanlar Kurulu'ndan oluşturdu ve yeni hükümeti kurdum dedi. Cumhurbaşkanlığı sisteminde yoluma devam ediyor dedi. Kimlerin oylarıyla geldi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun. İYİ Parti varsa eğer bir oyu vesaire vesaire. Bunların oylarıyla güya Cumhurbaşkanı seçildi ama bugünkü hükümetin devamı oldu. Muhtemel değil midir bu? Eğer Abdullah Gül seçilebilirse olabilir. Abdullah Gül diyecek ki ben kendi yol arkadaşlarımı kendim belirleyeceğim. Buna karşı sizin CHP olarak ne hazırlığınız var? Hiçbir hazırlığınız yok. Ya peki şöyle derse, Abdullah Gül tamam ben Cumhurbaşkanı olurum, bütün bakanlar kurulunu siz belirlersiniz, hepsi CHP'li olursa? Ama bunun garantisi yani Abdullah Gül'ün iki dudağı arasında bu. Seçtiğiniz an bitmiştir o iş. Abdullah Gül nasıl takdir ederse öyle. Tayyip Erdoğan şimdi eğer halk seçerse ona inanıyoruz. Ertesi günü Tayyip Erdoğan... Ya siz ne dediniz veya Ahmet, Mehmet, CHP ne dediniz diyecek hali yok. Bana halk sorumluluğu verdi. Ben de bakanları şu başkan yardımcılarını veya değişik ismiyle seçtim diyecek. Dolayısıyla burada bir kafa karışıklığı var. Cumhurbaşkanı seçimi aslında başbakan seçimi şu an. Ve burada da CHP'si şuyu buyu. Ben buradan şunu çıkartıyorum. Bunların kendilerinin oturup da düşündükleri bir senaryo değil bu. Tercih değil. Dışarıdan deniliyor ki şöyle yapın. Maksat ne? Tayyip Erdoğan'ın oyunu azaltmak. Hangisini kendileri düşündü? Ben onu da bilmiyorum. Yani bunların mesela kendilerinin düşünüp de uyguladıkları bir senaryo var mı? Ama bugünkü yazıda ilginç bir yer var. Ben orayı çok da merak ediyorum. Ve aslında bana da böyle şey geldi. Son bölüm. Meral abla. Ünlem. Artık ünlem koyacağım oraya. Hayır ben hayır koyun ama yani yoksa ben bile hakikaten ablanı zannedeceğim. Yoksa okuyucu da yanlış anlayabilir bence bunu. Meral ablanın Cumhurbaşkanlığı seçimine girebilmesi için 100 bin imza toplaması gerekecek. Ama kongre yapıyordum, yapacaktım diye oyalanan Meral abla 15 CHP'liye güvenip 100 bin imzayı da toplayamazsa seyredin işte o zaman gümbürtüyü diyorsunuz. Yani Meral Akşener'e bir abidik gubidik bir durum olacak gibi. Yani o abidik gubidik bir durum yapmayacağız deyip abidik gubidik bir durumla karşı karşıya gelip şimdi tekrardan bir... Hepsi iç içe. Bütün abidik gubidikler... Hepsi iç içe olacak. Yani tabii dışarıdan müdahalenin olduğu her yerde planlı programlı hareket edilmezse bu muhtemeldir. Yani şu çok ciddi olarak şu an önümüzdeki bir ihtimaldir bu. Hürriyet Gazetesi örneğin dün işte garantiledi. Seçimlere girmeyi garantiledi. 100 bin imza toplamasına da gerek kalmadı diye verdi. Hayır öyle değil. Seçimlere girmeyi garantiledi. Evet YSK dedi ki şu partiler girebilir seçime. Tespitimizi yaptık. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimine Meral Akşener girebilir diye bir tespit yapıldı mı? Hayır. Nedir bunun şartı? Şartı şu. Ya 20 kişi imza verecek, bizim adayımızdır diyecek veyahut da 100 bin imza toplanacak. Şimdi 20 kişinin 15'i zaten CHP'li. İsterlerse bir kişi vermese imzayı... Ama acaba ben bilmediğim için de soruyorum yasayı. Acaba imza vermeleri gerekiyor mu? Gerekiyor. Yoksa şöyle de olabilir mi acaba? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partiler... Karar alacak ve bizim adayımızdır diyecek. Sadece grubu olması... Kararı şey de alabilir. Grup alacak yani sonuçta... Parti üst yönetimi, parti meclisi, genel idare kurulu da alabilir. O kararın neticesinde bizim adayımız şudur diye de denilebilir. Orada grup olarak yani sonuçta gruba verilen bir hak ve grubun bir karar alıp bizim adayımızdır demesi lazım. Orada bir milletvekili kalkıp da bir oyun oynarsa ki ağlayanlar var. Yani komik bir durum. Ağlıyor CHP'den ben istifa edecek adam mıyım deyip CHP'den istifa ediyor. Garipliğe bakın ki yani
Bazı okullar eleştirmişler beni yazılarımızdaki o tespitler için. Gazetedeki bazı yazarlarımızı da eleştirmişler. Efendim diyorlar, belediye başkanları istifa ettirilirken neredeydiniz? Orada da bir adeta emir komuta yok muydu? Yanılıyorlar, şöyle yanılıyorlar. Şimdi ilk aşaması benzer olabilir. Hı hı. Parti üst yönetimi diyor ki sizler kenara çekilin diyor. Hı hı. Peki ikinci aşamasını nasıl izah edeceğiz? Orada da CHP'den istifa ediniz dedi Kemal Bey. 15 kişi de istifa etti. Peki arkasından o 15 kişi bağımsız hale geldikten sonra İYİ Parti'ye, Meral Hanım'ın partisine girerken nasıl bir senaryo hazırlandı? Nasıl bir talimat verildi? Adam bağımsız. Bağımsız adama Kemal Kılıçdaroğlu nasıl sen git İYİ Parti'ye gir diyebiliyor. Hı hı. Öbürsünde haklılık payı olabilir. AK Parti yönetimi diyebilir ki X ilindeki belediye başkanına biz tabanımızda sizinle ilgili bazı eleştiriler gördük. Bunları ciddi bulduk. Hı hı. Lütfen istifa eder misiniz? Biz yeni seçimlere başka bir belediye başkanıyla girmek istiyoruz diyebilir. Çünkü partisiyle ilgili bir şey. Ama o adama sen ayrıldıktan sonra da git şu partiye denilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Şu an yaşanan o. Önce istifa ettirildi. Oraya kadar eyvallah diyebilirim. Bu 15 kişiyi beğenmemiştir Kemal Bey. İstifa ediniz. Biz sizinle yolumuza devam edemeyiz diyebilir. Ama sonrasında siz 15 kişi şu partiye girin. Nerede yaşıyoruz ya? Kabile devleti mi bu? Kabile siyaseti. Ama ilginç olan da şu 15 vekilin adını ben ilk defa duydum. Öyle. Yani onlardan yani, seçiliyor. He? Yıpranmasınlar. Hakikaten enteresan olan. Yani 15 tane adamı, yani öyle adamlar meclisteler miydi, milletvekiliydi miler, CHP'li miydiler ben bilmiyorum ya da... Şahsen ben de isimlerinin, büyük çoğunluğun isimlerini yeni duydum. Duydunuz. Şu anda bu arada bir karikatür verdi. Tabii böyle bir video vola bakınca anlayamıyorum. Ama önemli, bu da Misvak dergisinden bir karikatür. Bilmiyorum, karikatür dergilerine bakıyor musunuz? Ancak sosyal medyaya veyahut da haberlere intikal ettiği ölçüde bakabiliyoruz. Tabii takip edilmesi gerekiyor. Ama her gün de gazeteye basıyorsunuz bir tane. Ya mutlaka. Değil mi? Mesela biz iyiyiz, iyi. CHP gemisi yarısı şeyde suyun altında, yarısı batıyor. Kim bu? Fareler mi kurtuldu? Fareler de atlamış gidiyorlar. Kim bu fare diye? O kadarına girmeyelim. Şimdi gazetenin sorumlu olduğu kanunlarla televizyonların sorumlu olduğu, bağlı olduğu kanunlar farklı. Biz şimdi Rütük'teki AK Partili dahil 3-5 kişinin iki dudağı arasındayız. Hı hı. Bir algı operasyonu olursa hemen anında program ikinci gününde ceza yer. Ceza yer ama bize vermezler ya. Ya biz çünkü et diye süt diye dokunmuyoruz. Dokunuyor muyuz? Şu ana kadar hiçbir şey yapmadık ama bu karikatürü gösterelim. Ben okuyayım önümdeki nottan da. CHP İYİ Parti'nin seçime girememe ihtimalini ortadan kaldırsın diye 15 milletvekili hediye etti. Gel vatandaş, Vatan Parti'nin malları bunlar diye veriyor. Ve diyor ki alt tarafta da birisi, o da Fethullah Gülen'miş. Şimdi bakınca daha iyi anladım. İyisinden 15 tane sarsana kardo diyor. Kardo. Ne demekse? Kemal Bey'e belki... şey yapıyordur. Ya böyle mi konuşuyorlar acaba? Yani bu Misvak dergisi demek ki Kılıçdaroğlu'yla Fethullah Gülen arasındaki ilişki ağındaki rumuzları çözmüş. Zaman zaman gerçekten dikkat çekici karikatürlerini ben de görüyorum ama tabii bunu görememiştim. Yeni. Evet. O zaman hemen bir de Star gazetesini gösterelim. Star gazetesinin birinci sayfasında yönetmen arkadaşımdan rica edeyim. İlginç bir haber var aslında. Yine bununla ilgili benzer bir haber. Ben tabii gazetelere de böyle de bakınca evet buldum. Buldum. Yok, Akşam gazetesi. Özür dilerim. Akşam gazetesi. Akşam gazetesi. Belki önümde bulamayabilirim ben onu. Orada da diyor ki 15 tane de HDP istiyor diye vermiş. Görmüşsünüzdür büyük olasılıkla haberi. İlhan Cihaner zaten dün
Şu Kandil'de 15 vekil istedi. Kalkan HDP'yi de yanınıza alın diyor. CHP'nin İşçi Partisi'ne 15 milletvekili vererek yaptığı Hülle ittifakına proje terör örgütlerinden destek yağdı. FETÖ'den sonra diyor ki FETÖ'den sonra PKK'da yeni oluşumdan memnun olduklarını açıkladı. Aday olma ezilirsin diye de Kılıçdaroğlu'na bir gönderme var. Tabii burada gözlerden kaçırmamamız gereken bir husus var. Artık yavaş yavaş muhalefetin adayı olarak gösterilecek olan kişi ortak bir isim olduğu takdirde birinci tur için de geçerli, eğer onların düşündükleri gibi olursa ikinci tur için de yaptıkları şey şu plan: HDP dahil olmak üzere CHP, HDP, Meral Hanım, Saadet Partisi. Hı hı. Yani burada HDP'yi hatırlayalım. Milletvekillerinin milletvekilliği düşürülmesini gerektirecek şekilde işledikleri suçları hatırlayalım. PKK'lı cenazelerine katılmalarını, hendeklere destek vermelerini, ki Selahattin Demirtaş gene bir öz eleştiri yaptı. Hendeklerin ben bu kadar yaygın olduğunu ve problem çıkartacak boyutta olduğunu, polise karşı, emniyet güçlerine karşı oralardan saldırılar olduğunu, bu kadar yaygın olduğunu bu olayın bilmiyordum o tarihte diyor. Cezaevinden yaptığı açıklamada ve bir anlamda özür diliyor. Şimdi böyle bir şartlar altında eğer CHP öncülüğünde bir de MHP çizgisinden geldiğini söyleyen Meral Hanım'ın HDP ile birlikte bir aday belirlemesi halinde, yani halk gereken dersi verir ama ben burada çizgi açısından, ilke açısından, dürüstlük açısından çok korkunç bir vehamet görüyorum. Yani Meral Hanım kalkıp da HDP ile aynı masaya oturacaksa, o masada birlikte bir aday belirleyeceklerse sonumuz hayrola diyor. Evet, hayrola. Bir reklam arası vereceğim ama yine izleyicilerimiz Serkan Demirel, Fırat Bey, Mehmet Altınkurt, sonra Gülsüm Hanım çok değerli görüşler paylaşmışlar ama bir tanesi diyor ki Mehmet Altınkurt 25 yıllık vakit akit okuyucusuyum. Programınızı seviyeli, mantıklı ve objektif, kısa zamanda çok izlenenler arasına gireceğini söyleyebilirim. Tebriklerimle birlikte hayırlı olmasını diliyorum demiş. Biz de teşekkür ediyoruz Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Mesela benim çok kritik, merak ettiğim sorular var. Onlardan birisi şu: niye havuz medyası denilen, yandaş denilen gazeteler Abdullah Gül ismiyle ilgili bugün gazetelerinde hiçbir analize yer vermemiş? De Abdullah Gül'le yakından uzaktan ilgisi olmayan Cumhuriyet Gazetesi gibi gazeteler. Bakın, Gül'ün adı masada, hedef sıfır baraj diye başlıklarla çıkmışlar ve ben hep sorgulamışımdır bu Cumhuriyet Gazetesi'nin kritik zamanlarda MHP sevgisini, kritik zamanlarda Abdullah Gül sevgisini, kritik zamanlarda Bülent Arınç sevgisini, kritik zamanlarda Ahmet Davutoğlu sevgisini. Ahmet Davutoğlu giderken en çok sahip çıkan Cumhuriyet Gazetesi'ydi. Öyle değil mi? Mutlaka. Evet, kısa bir ara. Manşetlerin dili kaldığı yerden devam ediyor. Bendeniz Fatih Dağıstanlı ve Akit Gazetesi yazarı, yazı işleri müdürü, gazeteci, araştırmacı, yazar Ali İhsan Karahasanoğlu'yla birlikteliğiniz kaldığı yerden devam ediyor. İletişim bilgileri ekranda. Lütfen sizler de soru, yorum, görüş, değerlendirmelerinizle yayına katkı sağlarsanız seviniriz. Hatta eleştirilerinizi yazın. Yeter ki sağduyulu ve yapıcı olsun eleştirileriniz. Bunlar bile bizler için önemli dedikten sonra, dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitti ve Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Bugün de gazetelerde ağırlıklı olarak da var ve mesela Cumhuriyet Gazetesi, isterseniz ben göstermeyeyim, yönetmen arkadaşım göstersin, manşette ben okuyayım şöyle. Diyor ki CHP Saadet Partisi'nin önerisine kapıyı kapatmadı. Hayırı meclise taşıyalım dedi diyor ve Gül adı masada, hedef sıfır baraj diye vermiş ve bu haber diğer gazetelerde, yani iktidara yakın olduğu kabul edilen gazetelerde Gül adı yok. Var mı mesela?
Şimdi Abdullah Gül kendisinin de ben şahsen aday olmaya pek meyilli olduğunu tahmin etmiyorum, zannetmiyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı yapmış, Tayyip Erdoğan'la uzun yıllar siyaset yapmış, Erbakan Hoca ile uzun yıllar siyaset yapmış, deneyimli bir siyasetçi, devlet adamı. Böyle bir oyuna gelmez diye düşünüyorum. Oyun dediğimiz nedir? Cumhuriyet Gazetesi diyor ki işte sıfır baraj, Gül ismi de masada. Peki sıfır barajı hedefliyorsunuz da nihai hedefiniz ne? Sıfır barajı sağladınız. İttifakla seçime girdiniz, Abdullah Gül'e aday gösterdiniz. En iyi ihtimalle diyelim ki %51 ile kazandınız. %49'u ne yapacaksınız? Çöpe atacaksınız. Yani Tayyip Erdoğan %49'luk tek başına MHP desteğiyle tek başına. Ki Tayyip Erdoğan'ın tek başına dememin sebebi de şu, bir önceki seçimde zaten %51 almış. Bunu ispatlamış bir lider. Dolayısıyla siz onu atacaksınız ve kalkacaksınız. Diyeceksiniz ki çorba yaptığınız bir birliktelikle, içinde PKK'lısı var, içinde PKK'ya küfreden Meral Akşener'in partisinde Ali Türkşenler var, Metin Büyükçelebiller var, Ergenekon'da yatmış, Balyoz'da yatmış. Kendilerini sadece ve sadece Güneydoğu'da biz şöyle mücadele ettik, böyle mücadele ettik diye reklamını yapan isimler var. Bunların birlikteliğinde bir seçime gireceksiniz ve o seçimde aldığınız %50 küsuru da büyük bir başarı olarak gösteriyor. Bu mantıksız bir şey. Bu algı operasyonu. Yani hep medya programımızda geliyoruz, dönüyoruz, dolaşıyoruz. Algıya takılıyoruz. Algıya geliyoruz. Peki sürpriz olamaz mı? Yani mesela Aydınlık Gazetesi'nde bir afiş var arkadaşlar. Ben gazeteyi önümde göremedim. Oradaki şeyde yeniden Gül dönemi diye bir afiş var mesela şeyde Aydınlık Gazetesi'nde. Yani neredeyse afişler bile hazır. Şimdi afişler... Yani gösterebiliyorsak hemen hızlıca verirsek en azından izleyicilerimiz de görsünler. Yani hakikaten belki de biz yanılıyor olamaz mıyız? Yani Abdullah Gül, Saadet Partisi, CHP, HDP, İşçi Partisi... İşin doğasına aykırı ama. Yani bunu geçmişten bir gösterelim, bir örneğini gösterelim. HDP'nin, HDP çizgisindeki insanların onun karşısında MHP çizgisinde olduğunu iddia eden, oradan çıkan, neşet eden bir partinin ve CHP'nin. CHP ile HDP'nin var örnekliği. 1991'de CHP çatısı altında HDP'lilerin birlikteliği var. Bunun örneğini gördük. Aldıkları oyu da gördük. O da ayrı bir mevzu. Yani alıp da iktidara tek başına gelmiş falan da değiller. Kaybettikleri oylar da ortada. O birliktelik sebebiyle CHP tabanındaki bazı kişilerin küstükleri de ortada. Dolayısıyla bir de bunun içerisine Saadet'i, bir de içine MHP'den kaçan, MHP kaçkını Meral Akşener çevresindeki isimleri katarsanız buradan tam bir çorba çıkar. O çorbada da ben öyle zannediyorum ki bunların toplamda alacakları oyun %60'ı dahi kendilerine gelmez. Yukarıda, fotoğraf yukarıda. Bakın yukarıda sağ, afişler piyasaya sürüldü diyor Aydınlık Gazetesi'nde. Sağ tarafta ben, yukarıda arkadaşlar. Sağ tarafta afişler piyasaya sürüldü. Yukarıda, resim şimdi, de yukarıda. Şimdi daha, tabii... Bak orayı birazcık daha büyütebilirsek, yeniden Gül Türkiye. Seçime 3 gün önce... Aslında şöyle de yapabilirlerdi, yeniden Gülen Türkiye. O daha iyi olurdu belki, daha isabetli olurdu. Pensilvanya'daki kişiyi de sevindirmiş olurdular. Ama bu da onun yerini dolduracak gibi. 3 gün önce... Seçim diye manşet attılar. Seçim kararı alındıktan sonraki manşetleri de aman Türkiye Büyük Millet Meclisi bu oyuna gelme, bunu mutlaka önle, reddet şeklindeydi. Şimdi de baktılar seçim de ilan edildi. Resmi gazetede yayınlandı. Şimdi yeniden Gül Türkiye veya dediğiniz gibi yeniden Gülen Türkiye. Gülen Türkiye. Evet. Daha ama ilginç olan şu işte. Nasıl abidik gubidik işte. Çok güzel bir kelime bu. Abidik gubidik. Bence bütün seçim boyunca da kullanalım buna. Yani nasıl bir şey? Fazilet Partisi 99 yılı mı? Kongre var. Recai Kutan'la Abdullah Gül yarışıyor. Evet. Abdullah Gül'ü seçtirtmeyenler Temel Karamollaoğlu, Oğuzhan Asiltürk, Şevket Kazan,
isimlerini daha artık unuttuğum bir sürü isim. Ama bugün onlar için kurtarıcı Abdullah Gül. Nasıl bir denklem bu? Yani bu ondan sonra da şunu diyoruz biz. Yani vatandaşa sordukları zaman en çok kime güveniyorsun? Hiçbir zaman siyaset kurumu çıkmıyor. Mutlaka. Yani siyasette tabii bu tür değişiklikler oluyor. Fakat ben Saadet Partisi yöneticilerindeki bu değişiklikten ziyade CHP'nin tavrı, Cumhuriyet'in tavrı, yani Cumhuriyet 2007 seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ün seçilmemesi için elinden gelen her şeyi yapıp iftiralar atarken şimdi bugün Gül'ün ismi de masadaymış. Ya Gül değişti mi? İşine başını mı açtırdı? Veya siyasi politika içerisinde herhangi bir söylem değişikliğine mi gitti? Hayır. Abdullah Gül her zamanki gibi risk almayan, genelde artık bir çizgisi var. Bütün herkes tarafından kabul edilen bir yol şeyi var. Dolayısıyla bu çerçevede Abdullah Gül'ü önermeleri, CHP'lilerin özellikle onu önermeleri büyük bir çelişki. Ama ben yine şey bakıyorum, Gül'ün ya da Temel Karamollaoğlu'nun da Cumhuriyet Gazetesi'nde haber olduk diye mutlu olması beni rahatsız ediyor. Beni de rahatsız ediyor. Yani %1 oy alabilirsiniz. Bakın rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu tekrar analım. %1 oy alıyordu. Ama rahmetle anıyoruz bakın. Herkes rahmetle anıyor. Alnı secdeye varan tek bir kişiden Muhsin Yazıcıoğlu aleyhine bir söz işitemezsiniz. Ne yaptığı için? Doğruya doğru dediği için. 28 Şubat'ta çıkıp hiçbir milletvekili şu bu gözünde hiçbir şey yok. Seçimlerde kendisini aday yapacaklarmış, yapmayacaklarmış diye hiçbir hesabı yok. Çıktı dürüstçe çizgisini gösterdi. Şimdi de Temel Bey çıkıp gösterse çizgisini. Ya biz 3 kuruşla 5 kuruşla uğraşmayız. Bize milletvekilliği vereceklermiş, şey olacakmış, bu olacak. Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı yaptırıyor. Yani Abdullah Gül'e daha 3 sene öncesine kadar, 4 sene öncesine kadar ABD'nin oyunu diyen Saadet Partisi. Şimdi bunların hepsinin üzerini kapatıp İngiliz diyen Saadet Partisi. CHP'nin söylemiyle ki CHP'ye ne kadar güveniyorlar. Bir şeyin de altını çizeyim. Bu karışıklık içerisinde yani ben bunları tabii bir ihtimal olarak masaya koymamız lazım. Tayyip Erdoğan seçilecek, ona inanıyoruz. Ama şunu cevaplamaları lazım. Eğer önerdikleri şekilde bir Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül veya bir başkası, eğer bunun planını CHP gerçekten ön aşamada yaptıysa, şunları önlerine koyarlarsa, İmam Hatipler şöyle şöyle olsun, sayıları şunla sınırlansın, başörtü tamam üniversitede serbest olsun ama liselerde fazla oluyor ama derlerse, bu durumda Temel abi diyeyim gene, sorumluluğu üstleniyor mu? Vebalini alacak mı? Yoksa şunu mu diyecek? Ya biz seçim öncesi bir ittifak yaptık ama seçim sonrasında bunlar bize ihanet ettiler. O kadar kolay değil bence. Kolay değil. Ama bugün ilginç bir şey var. Yeni Şafak gazetesiyle sizin yazdığınız yazı da bazı bölümler örtüşüyor. İlginç olan o. Önce şu haberi bir gösterelim. Yönetmen arkadaşım verdi. Hüseyin Likoğlu'nun haberiymiş bu. Yeni Şafak gazetesi Ankara temsilcisinin "O kurye Gülek mi?" diye veriyor. Kılıçdaroğlu'na 24 Haziran stratejisini oluşturan kuryenin FETÖ-ABD ilişkisini kuran Kasım Gülek'in kızı Tayyip'e Gülek olduğu belirtiliyor. CHP lideri Meral Akşener ile önce Gülek'in evinde, cumartesi günü de Avcılar Hilton'da buluştu, ittifak kararı alındı ve 15 CHP'li vekil İYİ Parti'ye verildi diyor. Şimdi Tayyip'e Gülek, Kasım Gülek, Fethullah Gülen, Bülent Ecevit ilişkisini artık halen bilmiyorlarsa bilmesinler bence diye düşünüyorum. Burası bir bölüm ama esas bölüm şu. Şimdi sizin yazıyla örtüşen kısım. Altta arkadaşlar, onu da bir ekrana verirsek daha da iyi olur. Çekil şantajı başladı kısmı.
kısmı. Orada da diyor ki tıpkı sizin yazınızda olduğu gibi Meral Akşener'in Erdoğan karşısında tutunamayacağını bilen CHP'nin transfer ettiği 15 milletvekili ile İyi Parti'yi idare edeceği belirtiliyor. Ve şimdiden İyi Parti liderine çekil şantajına başlayan 15 vekilin Akşener'e aday göstermeyeceği ifade ediliyor. 100 bin imza toplama ihtimali de riske girecek olan Akşener'in çekilmek zorunda kalacağı, muhalefet bloğunun Abdullah Gül'ü ön plana çıkartacağı vurgulanıyor demiş. Yine geldik abidik gubidiye. Abidik gubidik işler. İnşallah kurtuluruz bu abidik gubidik işlerden. Ama tabii 15 milletvekilinin kalıcı bir şey olmayacağını ben tahmin ediyorum. Hı hı. Meral Akşener'in de ısrarla ben adayım şeklindeki açıklamasının sonuçta ittifak arayışı içerisindeki CHP, SP, HDP, HDP'nin altını çiziyorum, PKK'nın uzantısı şeklindeki bir partinin bu ittifak içerisinde yer alması ben CHP içerisindeki ulusalcıları da küstüreceği kanaatindeyim. Evet, süreyi yavaş yavaş tamamladık ama bütün bunlar önemliydi. Bu arada yönetmen arkadaşım, siz bir cümle ettiniz yayın sırasında. Dediniz ki 2007 yılında Abdullah Gül'ü, Hayrünisa Gül'ü köşke, Çankaya Köşkü'ne, Cumhurbaşkanlığına layık görmeyenler bugün kurtarıcı olarak Abdullah Gül'ü görüyorlar. Şimdi 2007'yi bilmiyorsa bugünü normal zannedebilirler. Öyle değil mi? Ama biz birazcık balık hafızalı olduğumuz için de hızlıca unutuyoruz. Ama hadi biz unutuyoruz, Abdullah Gül'ün bunu unutmaması lazım. Milli görüşçülerin bunu unutmaması lazım. Bu gazete miydi bilmiyorum sizin söylediğiniz ama yine benzer içerikte işte tehlikenin farkındayız diye. Yani desinler yani. Bugün de tehlikenin farkındayız. Biz farkındayız şu an. Evet. Abdullah Gül'ün seçilmesi şeklinde yapılan bu çalışmaların tamamı için bizim de söyleyeceğimiz şey aynı. Tehlikenin farkındayız. Evet, tehlikenin farkındayız ve tuzağa düşmemeliyiz. İnşallah. Düşmemeliyiz cümlesini de söyleyelim. Ekleyeceğiniz var mıydı dün? Çünkü tam son dakikada var mıydı bugün notlarda, yoksa yarına bırakalım? Yarına bırakalım artık bugünlük. Evet, notlarımı hemen tamamını bitirdim. Evet, Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte yaptık manşetlerin dilini ve süremizin sonuna geldik. Yine yarın sabah 10.30'da Akit TV ekranlarında canlı yayında manşetlerin dilinde karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.